hareketli görüntüler var mı? Dün 20'nin üstünde tank saymıştın bize. Nedir bugün durum? Evet, tabii o tankların sayısı bir hayli arttı Helinas'tan ve dünden bu yana yaklaşık 100 kadar zırhlı araç, tank ve şu an bulunduğumuz bu noktada tatbikatını devam ettiriyor. Kameraman arkadaşım Şaban Yılmaz şimdi size o noktayı gösterecek. Sabahın erken saatlerinden itibaren iş makinelerinin çalışması şu saat itibariyle de halen devam ediyor. İş makineleri mevzileri kazıyor ve mevzilerin kazılan mevzilere de zırhlı araçların, zırhlı birliklerin yerleştirilmesi de sürüyor ve şu an zırhlı araçların hareketliğini görüyoruz. O hareketli kazılan mevzilere zırhlı araçlar tek tek girerek o mevzilerde konuşlanmaya başladı. Şu an geniş bir alanda yayılmış durumda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı o unsurlar ve kazılan mevzileri de yerleştirme işlemi de devam ediyor. Türkiye-Irak sınır hattındaki hattı boyunca da tüm gelişmeler anında buradan an be an takip ediyor. Tabii 25 Eylül'de yapılacak olan referandumda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yakın takibinde diyebiliriz ve zaten şu an bu tatbikatın bir başka özelliği de aslında Kuzey Irak'a bir gözdağı olarak nitelendirilebilir. Tabii buradaki şu an dediğim gibi yoğun bir askeri hareketlilik var. Sabah erken saatten itibaren buraya çok sayıda yine zırhlı personel taşıyıcı ve diğer araçlar getirildi ve şu an burada yaklaşık 50'nin üzerinde zırhlı araç var ve bu zırhlı araçlar içerisinde M60T tankları, yine fırtına obüsleri, anti tank zırhlı muhabere araçları, zırhlı personel taşıyıcılar, kısa menzilli hava savunma sistemleri şu an burada bulunan araçların içerisinde mevcut ve şu an için dediğim gibi o hareketlik halen devam ediyor. Mevzi kazma işlemi de devam ediyor. Kazılan mevzilere de zırhlı araçların yerleştirme işlemi de sürüyor. Zaten bu tatbikata yaklaşık 100 kadar zırhlı aracın katıldığı zaten daha önce ifade edilmişti. Bu anlamda da şu an için o hareketlik halen sürerken işte şu an bir tane tank üzerinde ve arkasında yine bir zırhlı araç üzerinde askerler var ve hareket halinde. O bir tank bir zırhlı aracı çekerek mevzisine doğru götürüyor. Tabi hareketlik bununla sınırlı değil aslında. Türkiye-Irak sınırı hattı boyunca aslında yoğun askeri önlemler var. Türkiye-Irak sınırı boyunca tüm gelişmeler buradan da yakinen takip ediliyor. Çünkü buraya seyyar bir radar sistemi kurmuş. O seyyar radar sistemiyle de sınırdaki tüm gelişmeler burada gözlemleniyor ve buradaki